Selamünaleyküm. Kabadokya TV'ye hoş geldiniz. Şu an neredeyim arkadaşlar? Yeni Mahalle'nin bitiş noktasından Düngürü Bağları'na doğru yol kat edeceğim. Hadi beraber gezmeye diyorum. Koreli Raf 250 watt elektrik destekli bisikletle bana eşlik edecek arkadaş beraber gezeceğiz. Biraz sele indireyim. Kontrolüm daha kolay olsun. Orijinal selesi hiç güzel değilmiş. Şu an 5. destekte bana sabze yolda. Uhu 10 numara arkadaşlar. Bu destek fazla geldi. Biraz düşürelim dedim. Hemen düşürebiliyoruz. Bakın şu an Düngür Bağları ta karşıda, ta oraya bisikletle gezi yaparak gideceğim. Kayısı var mı? Kayısıları kontrol edeceğim. Varsa toplayacağım olanları. Olmayanları da belli bir tarih sonra girip bakmak gerekiyor. Çünkü takip etmezsek kayısılar telef olabiliyor. Burası düzlük sayılır ama ufak ufak bayırlar da oluyor haliyle. Böyle. Ama böyle yerlerde harika gidiyor. Çok engemeli arazilerde bisiklet 29 jant olması bayağı güzel oluyor. Ha, video çekerken zahmetli olduğu için biraz kullanımı zor oluyor. Aksiyon kamerayı bir an önce almam gerekiyor. Burası Manastır Vadisi arkadaşlar. Manastır Vadisi'nin üstünde. Yaklaşık 300 metre falan üzerinde gezi yapıyorum şu an. Bakın Kulaklı Tepe. Harika gözüküyor. Artık her yer sıcaklar arttı, gün döndü. Bizim buranın yeşili artık gold rengini aldı. Şurada da güneş enerjisiyle su çıkartıyorlar ama şu an su yetersiz tahminim. Fazlası akmıyor, depoya doluyor. Dolmasaydı çekimini yapardım ama şu an bahçe falan suladıkları için depoya suyu doldurup güzel yurdun su ihtiyacını buradan karşılıyor arkadaşlar. Suyu da çok güzel. Güzel yurdun suyu harika arkadaşlar. Damacana falan almanıza gerek yok. Evet, şimdi buradan geçiş yapacağım nokta az kaldım. Bağların olduğu kısma. Gölgeme ve petallarıma bu şekilde gezi yapıyorum arkadaşlar. Güzel oluyor. Tekerlek kullandığım için biraz ahengi bozuyorum ama aksiyon kamerada bu ahenk bozulmaz. Çok güzel olur. Üçüncü destekte düzde bayağı yormadan stabilize yollarda rahatça gidebiliyorum. Şimdi şuradan köprüden geçeceğim. Asıl Manastır Vadisi'nin başlangıç noktası burası. Artık Sivrisar'a yaklaşıyorum. Sivrisar'ın eteklerinden başlar Taner'e kadar. Yüksek Lise'nin
etek verene kadar kayyon devam eder. Tek taraflı oluyor, bazen çift taraflı oluyor kayyon. Şimdi buradan inerken biraz yavaş ineceğim. Eğer video çekmesem buralar bana çok harika bir gezi alanı oluyor. Çünkü elimde telefon olduğu için dikkatli kullanmam gerekiyor. Bir zamanlar Fuat Ertem olan YouTube kanalıma çekmiştim. Ama o kanalım artık kullanmıyorum. Kullanamıyorum daha doğrusu. Bakın derede su kalmamış. Şu an bu köprü yapanlara Allah razı olsun. Daha önceden biz burada eşek yoluyla giderdik. Bu köprüden geçmemiz mümkün değildi. Yoktu burada. Dereye inip dereden çıkardık. O da bizi bayağı yorardı. Şu an 5. desteği açtım arkadaşlar. Burada da bir telefon çaldı ama cevap vermek lazım. Evet, telefona cevap verdim arkadaşlar. Şu an 5. destekle gidiyorum arazide. Oo, çok güzel arkadaşlar. Yani ben öbür bisikletle buralarda çok enerji harcıyordum. Şu an bayır çıkıyorum. Kumlu bir bayır. Yaklaşık 6-7 hızla yetiyor yani. Daha bire de takmadım. Bire de takınca iyice yumuşuyor petrol. Kullandıkça daha çok sevmeye başladım. Corelli firması iyi reklamını yaptım arkadaşlar. Ama iyi olunca da gerçekten takdir ediliyor. Artık Avrupa standartlarını yakalamışız. Türkiye'de bile böyle güzel kadro yapan firmamız var. Gurur duyuyorum yani. Daha neler yapacağız inşallah. Şimdi arazide gidiyorum. Bayağı tehlikeli bölgelerde. Biraz süratli gider de dengeyi bozarım diye korkuyorum. Ama çok dengeli bir bisiklet. Sal gitsin. Hoppala. Gayet güzel. Buranın yolunda açmışlar. Emeği geçirmeden Allah razı olsun. Burada bayır yapılmış. Çok güzel olmuş. Bakın size şurada duraklayıp çekebilirim. Biraz daha yakından ve görselliği güzelleştirelim şöyle. Şu an Düngür Bağları'nda bu evin sahibi Mustafa Çal abinin soy ismi Çal. Güzel yurda çok güzel bir bağ evi yapılmış. Şu an Düngür Bağları'nda bisikletle gezi devam ediyor. Hadi bakalım. Pedala bastığınız anda sizi 10 yaş gençleştiriyor.
arazide. Tepenin eteklerine yaklaştım. Burada çift el tutmam gerekiyor. Çünkü yokuş biraz daha sertleşti ama tek frenle iniyorum. Göpınar'a geldim. Dur bakalım Göpınar kurumuş mu? Evet. Dışından kurumuş gibi gözüküyor ama. Yanına gidelim bakalım. Şöyle bisikletimiz güvenli bir yere. Park edelim. Bura geçenlerde uçmuştu. Tamir etmişler ama maalesef kaynak suyu kurumuş arkadaşlar, bakın. Burası Göğpınar. Burada yol artık bitiyor. Burada bir 300 metre tahminim. Yol yapılırsa çok iyi olur. Daha ilerisine geçit vermiyor. Eşek yolu varmış. Eşek yoluyla da araba geçmediği için burada idarecilerimiz bir çalışma yapması lazım. Bizim bağ ileride kalıyor işte. Evet, bağımıza yaklaştık. Burada bisiklete bilmiyorum. Belki tiken falan batma ihtimali yüksek. Hem de video çekemem.
Artık giderken binerek giderim. Bağımıza geldim arkadaşlar. Burada armut ağacımızı ve kayısı ağacımızın yanındayım. Evet. Kayısılar burada da olmaya yakın. Armut'ta da var arkadaşlar. Bu sene soğuk almamış bakın. Şöyle bakın. Baya baya bu sene armutumuz ve kayısılarımız mevcut. Şu kayısıya bakalım. Olmuş mu? Olduysa toplayalım arkadaşlar. Bu da tam yakın olmaya. Bakın. Yani yaklaşık bir hafta 10 gün sonra tahminim bu da olur arkadaşlar. Bakın. Zoom'u kapatayım. Çekirdek olmuş. Ama kayısı daha üstte. Çok güzel. Bir de şu armuta bakalım. Bu armuttaki durumu görelim. Ona göre armut da soğuk almış. Armutu yok arkadaşlar bunun. Sadece büyük armut da var. Bunda soğuk almış. Bu da soğuk almış. Bakın. Tavşanlı bağlarla buradaki büyük armutta biraz var. Manastır Vadisi'nin devamı buradaki kalyon Taneli'ye kadar gidiyor. Sivrisarı eteklerine kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ayrılmadan önce bir beğeniyle yorum yaparsanız nokta dahi olsa yorumlarınızı bekliyorum. Bir de kanalıma abone olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.